Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Bir bayramı, Ramazan bayramını geçirdik. Sağ olun. Geçmiş bayramımızı tebrik ederiz. Sağ olun. AK Parti'nin milletvekili var, Şebnem Bursalı. Manako'ya gitmiş, istakoz yemiş. AK Parti bazı vekillerden tepki çekmiş. Hatta muhalefet vekillerinden de tepki çekmiş. Şimdi bu hanımefendi Gazze falan diyordu. Gazze kan ağlıyor falan diyordu. Ama Gazze derken Manako'ya gidip istakoz yemesini nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl değerlendirebilirsiniz? Vallahi helal olsun. Afiyet şeker olsun. Az yemiş. Yanında başka bir şey yememiş mi? Bilmiyorum da yani istakoz paylaşımı yapmıyor. Yani bu bir görgüsüzlük değil mi aslında? Yok. Vatandaş ülkede o emekli 10 bin liraya geçinemezken, ayın sonunu getiremezken milletin vekilinin bu kadar şımarık olması doğru bir şey mi abi? Ya şimdi ciddi ciddi mi konuşuyoruz? Ciddi ciddi konuşuyoruz. Yoksa hayır, yani gır gır alarak mı ciddi konuşalım? Ciddi ciddi yani. Peki. Abi bizde siyaset nedir? Köşeyi dönme sanatıdır. Bizim gibi ülkelerde, bizde demeyelim. Bu adamlar neden vekil seçiliyor? Vatandaşa hizmet etsin diye. Ülke... Onun üstünde vekil yani. Milletin vekili. Milletin vekili. Halkın vekili, yurttaşın vekili. Ha, vallahi benim vekilim olmaları mümkün değil. Çünkü sizin ben vekaletimi kimseye vermem. Evet. Sizin vekiliniz olması için ne yapmaları lazım? Adam gibi hareket etmeleri lazım. Bak kardeşim, şöyle bir laf var. Sanırım Spinoza söylemiş. Demiri demirle dövdüler. Biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insana kırdırdılar. Biri aç, biri toktu. Yani buradan özetlersek işi, bizi özellikle aç bırakıyorlar. Özellikle aç bırakıyorlar. Kendileri zevk sefa sürsün diye. Türkiye'yi bir düşünün. Türkiye dünyada belki de coğrafi konumda en iyi ülkelerden biridir. Ben tahmin ediyorum başta olmasa da ikincidir. Her şeyimiz olabilir. Yani biz bu ülkede kim demişti bilmiyorum ya. Bu ülkede nasıl fakirlik var demişti birisi, bir siyasetçi. Demişti biz zenginiz, onlar fakir. Taşı eksen filizlenir. O kadar bereketli. Ya buraya keriz eksen keriz biter abi. Ki bize de keriz ektiler. Bize resmen keriz ektiler. Şimdi semeresini görüyoruz. Yine bir şey söyleyeyim ben. Bu nesil, şimdi içinde bulunduğumuz nesil. Geçtik bir 20 yıl sonra eğer ülkemiz bu şekilde giderse cehaletin ne olduğunu bilmeyeceğiz. Cehaletin ne olduğunu bilmeyeceğiz. Çünkü herkes cahil olacak. Biz de niye yemek yiyoruz abi? Niye susadığımızda bir şeyler içiyoruz abi? İhtiyacımız var onun için, vücudumuzu beslemek için. Ama bir okumuyoruz ki biraz da beynimiz beslensin ya. En büyük eksiğimiz. Teşekkür ederim. Abi. Rica ederim. Abi size soralım. AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı Manako'ya gidip İstakoz yemiş abi. Gazze'de çocuklar katledilirken. Doğrudur. Doğru mu karşılıyorsunuz? CHP'li milletvekilleri yapsa doğru olur muydu mesela? Olur mu ya, CHP'li milletvekilleri mi? Verdik işte buraya. Artık hiç kimse de Bursa'da aç kalmayacak. Abi sen hayatında hiç istakoz yedin mi? Abi yemedim. Onu ancak o şey İstanbul Belediye Başkanı yürüyor istakozları falan. Abi ben diyorum ki bak AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı Fransa'ya gidiyor Manako'da bir şey söylüyorum be mübarek adam. Tamam. Fransa'ya gidiyor istakoz yiyor. Tamam. Bir de görgüsüzlük yapıp sosyal medyasından paylaşıyor. Doğru. İstanbul Belediye Başkanı ne kadar şarap açma parası verdiydi? Şarap açma parası. Tabii. Ondan sonra 10 tane belediye başkanına bana bak İstanbul Belediye Başkanı başkanlarına ne kadar yemek parası verdiydi? Kişi başı bir emekli maaş
asker ücret parası verdiydi. Onlar hiç kimsecik niye dile getirmiyor? Sen dile getiriyorsun işte bak. Bak beyefendi ama söyle mi diyor? Beyefendi ne diyor? Birisi kötüyse CHP, o da mı kötü olmasın? CHP lazım? Millet şeyi Kılıçdaroğlu bir gecede kaç para verdiydi otel parası? Bir geceliğine kaç para verdiydi? Onu araştırın bakalım. Cumhurbaşkanı 60-70 tane konvoyla camiye cumaya. O Cumhurbaşkanı. Tabii. Millet açken halkın seçtiği cumhur tamam. Bu şekilde mi hareket etti? Tabii. Biz Hazreti Ömer böyle mi yapıyordu? Hazreti Ömer'den bahsediyor ya Cumhurbaşkanı. Hazreti Ömer ne diyorum? O Cumhurbaşkanı. Bizim cumhur yani Türkiye'nin o her şeyi yapar. O Cumhurbaşkanı mi? Ya. Her şeyi yapar. O Cumhurbaşkanı. Emekli 10 bin liraya amuda kalksın. Öyle mi? Ya, İtibardan tasarruf olmaz abi. İtibardan tasarruf edemeyiz. Öyle değil bence ya. Nasıl yani? Neyi nasıl yani? Biz burada doğacağız, büyüyeceğiz öyle mi? Onlar mı belirleyecek bizim ne içeceğimizi? Size soruyorum. Bir gün hesap sorarlar. Allah'ın ilahi bir adaleti vardır. Allah hesap sorar. Hadi göreyim. İlahi adalet diyorum. Sorayım. Sor. AK Parti'nin milletvekili Şebnem Bursalı bayram tatilinde Monaco'ya gitmiş Fransa'ya. Evet. Görgüsüz bir şekilde yediği istakozları paylaşım yapmış. Demek ki para çalmış. Ben niye yemiyorum o istakozu? Gazze'de insanlar katledilirken onun bu şekilde bir davranış sergilemesi doğru mu? Değil. Hadi ceza kessinler. Vekil dokunamıyorlar. Hadi. Bak, yiyebiliyor musunuz istakoz? Yiyemiyorum. Ben fakirim çünkü. Zengin değilim. Zengin olan onlar. Canından korkan kimse yok. Ben korkmuyorum canımdan. Onlar korksunlar. Ben vatandaşım. Hadi. Ben geçinirim her türlü. Ben kuaförüm. Ama bu adamlar geçinemiyor. Ben de babam emekli. Geçinemiyor bu adamlar ya. Ne yesin? 10 milyar. Abim geçiniyor diyor. Geçinemez abi. Ben bileğimi keserim. Bir de ne diyor biliyor musun? Geçinemez. Geçinemez abi. Yok lan ne diyor? Geçinemez. Ya benim demek istedim. Onlar geçinemez. İş düşünüyor mu? Onu tamam da onlar iş düşünüyor. Benim demin sana söyledim. İş düşünüyorlar bizi. Onun hiçbiri düşünmüyor abi. Sen de onu. Bir CHP milletvekili düşünüyor mu? Düşünceseydi ne diyorum? Şarap. İktidarın milletvekili düşünmesi gerekmiyor mu abi? Abi hepsi milletvekili. Hepsi bizi düşünecek. Beni düşünürse ben onu da seçerim. O da düşünmüyor beni. Ne diyorum işte? Adam şarap açma parası yani bağışış atıyorsun. Şarap açma parası 600-700 bin lira. 1 milyar bağış atıyor. Şarap açma parası. Bir şampanya. O zaman sen gözünde gördün mü istakoz yediğini? Paylaşım yapmıştı oradan biliyorum. Aç internete. Gir internete. Abi sucuğu kaça aldın? He? Sucuğu kaça aldın? Kaça aldın? 600 liraya aldım. Kilosu. Evet. 300 liraya aldım. 300 liraya. He? Kaliteli bir sucuk mu? At eti eşek eti olmasın? Merdiven Allah. Altı satıyorlar burada da. Allah bir şeyi belli olmayan, etiketi belli olmayan, nerede üretildiği belli olmayan. Git orada araştır, sor adamları. Siz araştırdınız mı diye soruyorum. Ya araştırmadım. Burada yazıyor. Araştırmadım. Tamam. Ona bakarsan en kaliteli sucuk at eti çıktığını duyduk. En kalitelisini. Kim denetleyecek? Ya al buyur. Bizim şu belediyemiz, belediye de denetleyecek. Gidip de Cumhurbaşkanı. Ya biz o abi, iyi şey değildik ki bunu seçtik. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bey abi bir şey söyleyeyim. Burası Osman Gazi Meydanı. Tamam. Burası Osman Gazi Meydanı. Osman Gazi Belediye Başkanı vardı. Mustafa Bey Dündar. Tamam. Tarihe karıştı. Tamam, biliyorsun karıştı. Bir saniye be abicim. Tamam. Bir saniye ya. Sorumu sorayım. Tamam. Mustafa Dündar burada belediye başkanıyken bu merdiven altı ürünlerin satılmasına belediye binasının önünde izin verdi. Tamam şimdi geldi. O gitti. Bu geldi. Gitsin onları kaldırsın hepsini. Desin ki incelesin at ettiyse cezasını versin. Biz de niye oy verdik bu vatandaşa? Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Merhaba. AK Parti İzmir milletvekili zannedersem evet. Şebnem Bursalı. Evet. Gazze'de çocuklar katledilirken evet. Monaco'ya gidiyor. Monaco'nun nereden olduğunu biliyor musun? Fransa'da. Evet. İstakoz yemiş. Evet. Bir de bunu sosyal medya hesabından görgüsüzce paylaşmış. Evet. Neler söylemek istersin? Allah biz istakoz yemiyoruz vatandaş olarak. Afiyet olsun ne diyelim? Onun bu şekilde bir davranışı doğru mu sence? Bence yanlış.
Halk böyle ekonomik kriz yaşarken onun ıstakoz yiyip paylaşması bence son derece yanlış. Kendi partisinin milletvekili var Mücahit Bilinci. Demiş ki Gazze'de çocuklar ölürken, benim ülkemde vatandaş ayın sonunu getiremezken, emekliler aç gezerken bu hanımefendinin bu şekilde davranması doğru değildir. Tepki göstermiş nasıl olduysa. Yani olması gereken de o zaten. Tebrik ediyoruz kendisini. Gıda ürünlerindeki zamı nasıl değerlendiriyorsun kardeş? Mesela Türkiye Avrupa birincisi olmuş zam gıda ürünlerinde. Yani iyi bir şey. Allah yardımcımız olsun abi, ne diyelim. Ne iş yapıyorsun? Belediyede çalışıyorum. Öyle mi? Tamam, teşekkür ederiz. Merhabalar kardeşim. Merhaba abi. Bu AK Parti Bursa milletvekili var. Bursa milletvekili de soyadı abi. Bursalı. Tamam abi. Şebnem Bursalı. Evet. Şimdi Gazze'de çocuklar katledilirken, evet, Gazze'de bir katliam devam ederken, evet abi, kendisi bayram tatilinde Fransa'ya gidiyor, Monaco'da, evet abi, istakoz yiyor, bir de bunu görgüsüzce paylaşıyor. Evet abi. Sosyal medya hesabından. Neler söylemek? Onun görgüsüzlüğü abi. Onun görgüsüzlüğü, ona bırakmak lazım. Hiç yani biz ne desek de boş. Ama aynı hanımefendi Gazze paylaşımları yapıyordu. İşte abi insanın ne işi söyledir yani, öyle diyeyim. Sen istakoz yedin mi hayatında? Ben yemedim abi. İnşallah bir gün nasip olur. Bak o senin vekilin. Sen milletsin. Vekil istakoz yiyor. Millet diyor ki ben hiç hayatımda istakoz yemedim diyor. Yapacak bir şey yok abi. İsmin Bilal mi abi? Evet. Benim de Bilal abi. Abi merhaba abi. Nasıl ekonomi nasıl? Ekonomi abi ne diyesem ki bilemedim abi şu an. Geçinebiliyor musun sen? Annem baban sana harçlık verebiliyor mu? Abi, rahat geçinebiliyor musunuz? Allah şükür be abi. Bu, ne iş yapıyor baban? Baban beyaz eşyacı abi. Evet, aşağıda. Evet. Ama siz biraz üst düzey. Allah şükür abi. Öyle kolay gelsin abi. Size soralım gençler. Sor abi, buyur. Kardeşim merhaba. Merhaba abi. Nasıl? Ya bırak şakayı. Ya bırak şakayı. Kardeş, deminden beri buradasın. Belki soruyu duymuşsundur. Ben hatırlatayım sana. AK Parti'nin milletvekili tatilde Fransa'ya gidiyor. Monaco'da istakoz yiyor. Ve bunu sosyal medya hesabından görgüsüzce paylaşıyor. Evet abi. Neler söylemek istersin? Valla abi şimdi diyecek hiçbir şey yok abi yani. Piyasayı da bu kadar düşünmenin mantığı yok yani. Evet. Görüyorum abi, böyle Instagram'dan görüyorum abi. Herkes açız. Bence bu açlık yok abi bana göre. Herkesin... Milletvekilinin bu şekilde bir davranış sergilemesi doğru mu diye soruyorum ben sana. Ya bence abi adamın yaptığı doğru yani. Ya şimdi savaş mamaş var ama yani abi adam gitsin yesin yani. Bayram sonuçta. Sen gitmedin bayramda. İstakoz yedin mi sen hiç hayatında? Yedim abi. Öyle mi? Aynen. Senin paran var, yiyorsun, herkes yiyemiyor. Parayla alakası yok abi, işte çalışıyorsun abi. Sosyal medyadan paylaşması doğru bir şey mi? Abi tamam olmayabilir, doğru olmayabilir ama adamın yediği şeye de laf edemezsin abi sonuçta. Herkesin eli ayağı tutuyor, yiyebilirsin yani abi. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Geçmiş bayramımızı tebrik ediyoruz öncelikle. Sizlerle. Türkiye gıda enflasyonunda birinci olmuş Avrupa'da. Yani gıda fiyatlarındaki zam zirveye çıkmış durumda. Ne mutlu. Neler söylemek istersiniz? Zaten var ya. Ne mutlu yani, işte hali görüyorsun abi. Yani böyle ne bileyim, bu Türkiye'de işsizlik sorunu var. Görüyorsun zaten işsizlik sorunu var. Emeklinin aldığı 3 kuruş para zaten yetmiyor. Faiz çıkmış %60'lara. %60'larda yani, dünyanın hiçbir ülkesinde yok şöyle bir faiz. Faiz çıkınca, dolar çıkınca millet de onu bahane edip dolara zam geldi, ürünlere zam yapıyorlar. Dolayısıyla üretim de olmuyor. Üretim zaten sıfır. Ürettirmiyorlar ki. Üretim olmuyor değil, ürettirmiyorlar. Yani gıda ürünlerindeki aşırı fiyat artışını neye bağlıyorsunuz? Ben mesela, bak en basit örnek, 10 sene önce dediler ki bir kuş gribi geldi. Yalandan. Kuş gribi geldi. Şimdi kuş gribi yok sanki. Kuş gribi geldi. Köylünün, kentlinin, kasabanın tavuklarını, mavuklarını aldılar. Götürdüler. Kireç ocaklarında yaktılar, öldürdüler. Tavukçuluğu yani besçiliği bıraktırdılar. Yumurta kaça fırladı şimdi? Bir koli yumurta 100 lira. 110 liraya. 110 lira olmuş. Buyur. Sen onu besletme, bunu besletme. Hayvancılık yaptın. O hayvancılık yapıyorsun. Yem yurt dışından geliyor. Dolar arttı. Yem bu kadar oldu. Bu böyle oldu. Bir çoban 50 milyar maaş. Girdi maliyetleri yüksek. Tabii ki de yani. Yoksa Türkiye'de ne et sorunu var, ne hayvancılık sorunu var. Dağ, taş, orman, devletin bir ton arazileri var. Boş boş duruyor. Versinler çiftçiye ücretsiz. Para almasınlar. Eksin diksin insanlar. Eksin diksin. Bir de bir soru daha sorayım ben size. Bu AK Parti'nin milletvekili var. Şebnem Bursalı. Ramazan bayramında Monaco'ya gitmiş, Fransa'ya. Orada istakoz yemiş. Bir de bunu sosyal medya hesabından görgüsüzce paylaşmış. Acaba anasını babasını araştırmak lazım. Ömründe görmüş mü anası babasının istakozu? Yani istakoz. Tabii durumu iyi yani. Durumu iyi. Ayda alırsan 200-300 milyar istakoz da yersin. Ne bileyim manda yoğurduna şey doğrar da yersin. Hurma da doğrar yersin. Kralsın çünkü. Krallıkla yönetiyoruz yani. Krallık. Cumhuriyet bitti. Krallıkla yönetiyoruz. Babadan oğula geçme sistemine döndük yani Türkiye'de. İnşaatı nasıl görüyorsun? İç savaş çıkar yakında. Ya biz dış ülkelerden bize saldırırlar bahane edip.
Ya bizim aramızda işte böyle açlıktan, sefillikten yani şeye eski şeye döndü ya, Fransızların sömürüsü vardı ya. Şimdi bizim Türkiye'de Türk sömürüsü var. Türkiye kendi insanını sömürüyor yani, Türk insanı, yabancı değil. Gıda enflasyonu da bir artış söz konusu abi. Evet. Yani inanılmaz bir zam var. Avrupa şampiyonu olmuş Türkiye. Nasıl değerlendiriyorsun? Avrupa bizi kıskanıyor. Nasıl değerlendiriyor? Nasıl kıskanıyor abi? Adam, öyle diyor ya adam, bizi kıskanıyor. Zaten her şey başına almış gitmiş. Neyine diye. Geçinebiliyor musun abi? Ne geçinmesi? Ne geçinmesi? Emekli misin? Çalışıyor musun abi? Emekliyim ama gene pazarlarda çalışıyorum. Yaş kaç abi? Yaş 64. 64 yaşındasın. Çalışıyorum. Emekli oldum. Geçinemediğin için çalışmak zorunda. 10 lirayla neyi geçinebilirsin? 10 lira bir ev kirası. Etmiyor bile. Ev kendinin mi abi? Yok. Kiradayım. Kira? Tabii. Çoluk çocuk var mı abi? Çocuk 2 tane var. Evde mi duruyorlar yoksa ayrılar mı? Bende de. Onların var mı katkısı size? Benim hiç katkısı yok. Şey diyeyim abi, AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı Fransa'ya gitmiş, Monaco'da istakoz yemiş. Evet. Gazze'de çocuklar kan ağlarken, kan kusturulurken bir de bunu paylaşmış sosyal medya hesabından. Neler söylemek istersin? Neler söylemek istersin? Yani bugün kendi ülkesindeki insanlar aç dururken gidip orada istakoz yiyorsa o insana hiçbir şey diyemem artık. Yani elini vicdana koysun, Allah için konuşsun. İnsanlar ölüyor. Burada insanlar açlıktan ölüyor. Orada savaştan ölüyor. Kendisi gitmiş istakoz yiyor. Zevkine, sefasına bakıyor. Onun umurunda mı açlıktan ölmüş gibi? Her şey onların elinde. Kendi partisinin milletvekili var Mücahit Birinci. O da tepki göstermiş kendisine. Ya. Demiş ki emekli ayın sonunu getiremezken sen gidiyorsun Fransa'da, Monaco'da istakoz yiyorsun. Bir de bunu görgüsüzce paylaşıyorsun demiş. Ya. Tepki göstermiş. Ya zaten görgüsüzün alakası var. Görgü olsaydı onu paylaşmazdı. Hani kendi insanı düşünen bir insan onu paylaşmazdı. İnsanlar burada aç duruyor. Sefalet içinde yaşıyor. Filistin'de insanlar bombalarla yaşıyor. Bombalarla yatıp kalkıyorlar. İnsanlar ölüyor. Binlerce insan ölüyor. Binlercesi, on binlercesi yaralı. Bunlar kendi zevklerine bakıyor. Başka da hiçbir şey değil. Yani. Hiç diyecek bir şey değil.